Merhaba arkadaşlar. 2023 yılında Türkiye'yi bekleyen olası olaylardan bahsedeceğim videomda sizlerle beraberim. 2023 yılında dünyayı bekleyen olaylarla ilgili videomda bahsettiğim olasılıklardan büyük oranda etkilenecek olsak da kendi ülkemize ait dinamiklerin olacağı bir 2023 yılı bizleri bekliyor. Bu yıl Mart ayında gerçekleşecek Satürn Balık, Plüton Kova ve Mayıs ayında gerçekleşecek Jüpiter Boğa geçişlerinden elbette ülkemiz de etkilenecek. Ancak bunlardan başka bir durum daha var ülkemize özel. Her ülke haritasında 33 yıllık solar döngüler önem taşır. İşte bu döngülerden üçüncüsünü 29 Ekim 2022'de tamamladı ülkemiz. Yani 29 Ekim 2023'e kadar önemli değişim ve dönüşümleri yaşatması muhtemel olan 4. sürece girmiş bulunuyoruz. Niye şimdiye kadar bu değişimi fark edemedik derseniz işte az önce bahsettiğim Satürn Balık, Plüton Kova ve Jüpiter Boğa geçişlerini bekliyor büyük ihtimalle ülkemiz. Ülkemizi bekleyen olası olayları tıpkı dünya videomda yapmış olduğum gibi yine 4 ana çeyrek halinde anlatarak ilerleyeceğim. Ancak bu yıl dünyada olduğu kadar ülkemizde de gıdaya ulaşma zorluğu ve gıda pahalılığının ana gündem maddemiz olacağını belirtmek istiyorum. Bir de halkın kaygılı ruh hali giderek artacak yüksek ihtimalle bu yıl boyunca ülkemizde. Bu iki etki yılın tüm çeyreklerinde var olan ve etkileri giderek artan durumlar olduğu için her çeyreğin anlatımında ekstradan bahsetmeyeceğim bu yüzden. Birinci çeyrekte yani 1 Ocak'la 21 Mart arasındaki süreçte vergi affı, halka kredi musluklarının açılması, EYT konusunun artık yürürlüğe girmesi durumu söz konusu olacak ki bugün ayın 29'u, 28'i akşamı zaten bununla ilgili açıklama yapıldı ve kabul edildi ama tabii bunun yasalaşmasını bekliyoruz biliyorsunuz. İşte bu zaten hani yürürlüğe girecek, hani haritasından da bu gözüküyor ülkemiz haritasından. Ancak yine burada bir prim borçlanması gibi bir durumlar da devreye girebilir. Böyle bir durum söz konusu haritaya göre. Belki de prim ödemesi gerektirecek durumlar olabilir veya prim ödemesi yaparak emekli olacak kişiler de olabilir, bilemiyorum. Böyle bir prim ödemesi borçlanma ile ilgili vurgular vardı haritada. Yine işverenlere çeşitli kredi teşvikleri verilmesi, ev alımını destekleyici kredi indirimleri gibi durumlar da bu dönemde aktif. Ancak astrolojik incelememden gördüğüm kadarıyla bu dönemde satın alınan evlerin yakın zaman içinde satışa çıkarılmasını gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Yani astroloji diyor ki herhangi bir gayrimenkul satın almak için hayırlı bir zamanlama olmayacaktır. Yani bu yılın ilk çeyreği. Ayrıca yine yatırım araçlarında fiyat artışları yoluyla halkın para kazanması gibi durumlar bu dönemde oldukça aktif. Ancak bu dönemde aceleyle yatırım yapan değil, sabırla bekleyen kazanacak gibi görünüyor ki bunu yine yatırımlarla ilgili videomda da söylemiştim. Hatırlamak isteyenler için şuraya da linkini tekrar koymuş olayım. Her şey yolunda gidiyormuşçasına bir hava var sanki ülkede yılın ilk çeyreğinde. Ancak hem hayat pahalılığı katlanarak artmaya devam edecek hem de ülkenin iç ve dış borçları bu dönemde çığırından gerçekten çıkacak gibi görünüyor. Bazı hem olumlu taraflar hem de olumsuz taraflara rağmen halkın büyük çoğunluğunun hem iktidarı hem de iktidar liderine karşı desteğinin bu dönemde gittikçe arttığını gözlemleyebiliriz. Dindarlık ve muhafazakarlık da bu dönemde buna paralel olarak artacak gibi görünüyor. Tahminen seçim tarihi de Mayıs'ın ilk 10 günü içerisinde olacak şekilde bu dönemde kesinleşecek diye düşünüyorum. Ülkemizdeki sığınmacılarla ilgili can sıkıcı olaylar da yine bu dönemde gündemimiz olabilir. Yılın ikinci çeyreğine geldiğimde 21 Mart'ta 21 Haziran arasındaki süreç bu. Dünya videomda da bahsettiğim gibi, hatta yeri gelmişken onu da şuraya koyayım. Dünya videomu 2023 yılında dünya bekleyen olaylardan bahsettiğim video. Yine aynı dünya videosuna bahsettiğim gibi İşte bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren işler yılın ilk çeyreğine göre tam tersi bir duruma dönecek büyük ihtimalle. Dünyada alınması muhtemel global sistemsel para değişimi ve dönüşümü ve bununla ilgili karar, işte hem bunun kararının alınması hem uygulamaya konması da işte tam bu döneme denk geliyor. Nisan ve Mayıs aylarına hatta denk geliyor. İşte bu köklü değişimden elbette bizler de büyük oranda etkileneceğiz yüksek ihtimalle. İş hayatının derinden sarsması muhtemel bu dönem şirket kapanışlarının yavaş yavaş artmasına sebep olabilir. Yine geçen seneki videomda da bahsetmiş olduğum gibi çocuklarla ilgili salgın hastalık bu dönemde artık iyice netleşir diye düşünüyorum. Geçen yıl sağlık otoriteleri herhangi bir salgın ilanı yapmadılar biliyorsunuz. Ancak okullarda çocukları ishalden ve gripten perişan eden bir salgın vardı. Bunu hepiniz biliyorsunuz artık. Hatta bu salgından yetişkinler de nasibini aldı. İşte bu hastalık bu yıl kendini çok net bir şekilde belli etmeye başlayacak. İşte bu yılın ikinci çeyreği itibariyle. Bu dönem seçim olacak biliyorsunuz. Astrolojik incelememe göre şunu fark ettim. İktidar lideri bu dönemde seçim için her türlü propagandayı yapsa da, halkın çoğunluğundan destek alsa da bir şekilde seçime girememesine sebep olacak durumlar söz konusu olacak gibi görünüyor. Seçim yine kararlaştırılan zamanda yapılacak büyük ihtimalle. Ancak iktidarda bu dediğim sebepten kaynaklı, yani iktidar liderinin bir şekilde seçime katılamaması gibi bir durumdan sebepli olarak işte o yüzden iktidarda bir değişim olacağını düşünüyorum. Bu dönemde yine maalesef zorlayıcı bir depreme dair de vurgular söz konusu. 2021'in sonundan beri 2022 Kasım sonrası ve 2023 Mayıs ortası arasındaki sürece dair deprem olabilir şeklinde sürekli uyarıyorum biliyorsunuz. İşte depremle ilgili bu bahsettiğim olasılıkta yılın bu çeyreği itibariyle yaşanması muhtemel bir durum. İşin kötüsü bu depremin sonucunda su taşmaları, tsunami gibi olaylar da meydana gelebilir maalesef ki. Sosyal medya kısıtlamaları, sosyal medya yasasının baskın bir şekilde uygulamaya konacağı dönem de yine büyük ihtimalle bu dönem olacak. Yine bu dönem itibariyle halkın geçen yıldan beri yaşadığı maddi kayıplarını kurtarmak için gösterdiği çabayı gıdaya ulaşmak adına göstereceğini sanıyorum. Odak yavaş yavaş yılın bu çeyreğinden itibaren paradansa gıdaya doğru kaymaya başlayacak büyük ihtimalle. Yılın 3. çeyreğine geldiğimde 21 Haziran'la 23 Eylül arasındaki süreç bu. Bu dönem halkı dinle manipüle etmeye çalışan kişilerin ipliğinin pazara çıkacağı ve muhafazakar din anlayışının hasar görmeye başlayacağı bir dönem diye düşünüyorum. Aynı şekilde yanlış spiritüel öğretilerle halkı kandıran bilgisiz sahtekarlar da bu dönemde çok ciddi hasar almaya başlayacaklar düşüncesindeyim. Ancak bir yandan da geçen yıldan beri aslında palazlanmaya başlayan ama çoğu kişinin bir çeşit inanç sistemi ya da tarikat olduğunu kavrayamadığı mesnetsiz dini öğretiler, işte uzaylılarmış, başka boyutlardaki varlıklardan bilgi almakmış, hani böyle onların kitaplarına inanmakmış falan tarzı bu bahsettiğim durumlar. Bunu biliyorsunuz artık çevrenizde hepiniz görüyorsunuz ve izliyorsunuz televizyonlarda da. İşte bildiğimiz anlamdaki dinlerin ve kutsal kitapların yerini bu bahsettiğim mesnetsiz olaylar almaya başlayacaklar yüksek ihtimalle. Benim sürekli yeni dinler geliyordan kastettiğim 2 sene öncesinde aslında tam olarak buydu. Halk iradesinin daha net bir şekilde ortaya konduğunu görmeye başlayabiliriz yılın 3. çeyreğinde. Çocuklarla ilgili salgın hastalığın artması ve gıda sorunlarının anne olan kadınların daha çok sesini çıkaracağı ve isyan bayrağını çekeceği koşulları tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de gündeme getirebilir. Bu dönemde tarladaki gıda ürünlerinin insan eliyle telef edilmesini zorunlu kılan bir bitki hastalığı gibi durumda söz konusu olabilir ve gündem olabilir ve bu durum yine gıda krizini iyiden iyiye coşturabilir. Bu dönemde gökyüzünde zorlayıcı bir Venüs retrosu meydana gelecek maalesef. Yatırım araçlarının ederlerinin diplere vuracağı ve açgözlü bir şekilde yatırım yapmış olanların çok ciddi kayıplar yaşayacağını düşündüğüm bu dönemde yatırımlara güvenmemekte fayda var. Şirket batışlarının daha da artacağı, yaptığı işe fesat karıştırmış ve veya hak yemiş ünlü bazı markaların kepenk indireceği bir dönem ayrıca yılın 3. çeyreği. Bu etki yine 4. çeyrekte de katlanarak devam edecek gibi duruyor. Yılın 3. çeyreği aynı zamanda deniz seferlerini zora sokan bazı durumlara yol açabilir. Çünkü tahminen bu dönemde uluslararası politikamızda bazı zorlanmalar yaşamaya başlayacağız. Dünyada kızışmaya başlayan savaş ortamının içine çekilmeye çalışılabiliriz. Ülke idaresinin çok usta politik manevralar izlemesi gereken bir dönem bu. Yılın 4. çeyreğine geldiğimizde 23 Eylül ile 31 Aralık yaklaşık olarak bu dönem. Bu dönemde yatırım araçları toparlanmalar başlasa da tüm dünyayı içine çeken savaş ortamına bir şekilde bize dahil olacağız büyük ihtimalle. Çocuklarla ilgili salgın hastalık çok daha zorlayıcı boyutlara ulaşacak tahminen. Ancak bu dönemde 2 tane olumlu denebilecek durum var. Kültür, turizmi ve arkeolojiyi ilgilendiren çok önemli buluntulara ülkemiz dünyada ses getiren bir noktaya gelebilir. Bir de mevcut gıda krizini bertaraf etmek adına yeni tarım politikaları ve gıda projeleri sırayla gündeme gelmeye başlayabilir. Hatta uygulamaları başlayabilir bunların. 2022'den çok daha zorlayıcı şartlar getirecek gibi görünen 2023 yılı halkımıza yaşatması muhtemel testlerle unuttuğu vatanseverlik algısını, aslında insanoğlunun en temel ihtiyacı olan beslenmeyi yapamadığında hiçbir şeyin önemi olmadığını hatırlatacak olan bir yıl. Açgözlü ve merhamet fakiri her kim varsa 2023 yılında çok ciddi karmik testlere uğrayacak diyebilirim. Farkındalıklı ve merhametli insanoğulları olabilmemizi ve 2023 yılını en az hasarla atlatabilmemizi diliyorum şimdiden. Önümüzdeki hafta artık yılın yeni videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.